Metin Uca gazeteci bir arkadaşımız. Bir dönem sabah programları yaptı. Bir zamanlar Pasaparola'yı sundu. Bir yarışma programıydı. Ve şimdilerde de ne yapıyor? Bir televizyon programı yapmıyor. Yok yani şu an yok. Piyasada bir şeyini bilmiyoruz. Yazıyor mu bir yerde acaba? Yazıyordur muhtemelen. Televizyonda. Ama sosyal paylaşımı gündem oldu. Twitter'da yazıyor Nihat'ın dediği gibi. Bu paylaşım da gündem oldu. Bir tam ekran verelim mi? Herkes anlamış olsun. Biz de paylaşımı okuyalım. Hem fotoğrafı da izleyicilerimiz görmüş olsun arkadaşlar. Diyor ki Metin Uca, mübarek cadılar gününüzü tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Böyle bir fotoğraf. Bircan, ne görüyorsun? Ya ben çok talihsiz bir fotoğraf görüyorum. Yani daha doğrusu talihsiz bir paylaşım görüyorum. Fotoğrafta bir şey yok da. İnsanların dış görünüşleriyle, inançlarıyla, inandığı dini düşüncenin dışa yansımasıyla insanları yargılayamayız. Bu benim hiç giyinmediğim bir kılık, hiç görünmediğim bir kıyafet. Ama ben tutup da böyle giyinen bir insanı cadı gibi gösteremem. Çünkü o da beni cadı gibi gösteremez. Bak, eğer aydınsan, sözde aydın, eğer gazeteciysen, her şeye, her görüntüye, her fikre bir kere ön yargısız, saygılı olmak zorundasın. Eğer Cadılar Bayramı'nı kutlayacak bir kültürden geliyorsan Metin Uca, bu arada Cadılar Bayramı'nı da Metin Uca'nın kutlaması enteresan. Bu arada Cadılar Bayramı'nı hemen araya gireyim. 31 Ekim'de Hristiyan alemi kutluyor. Gerçi evet, bizim ülkemizde de kutlanıyor. Ondan da birazcık bahsedeceğiz ama önce tabii demek ki o kültürden geliyorsan, yani Happy Halloween'san, bari buraya bulaşma. Bir tane kabak resmi koy, geç git. Madem kutlamak olsun. Ama işte Metin Uca şu anda hiçbir iş yapmadığı için, gündemde olmadığı için, artık sözleri de etkisini yitirdiği için nereden kime ne satışacağını çok iyi biliyor. Şu anda konuşmaktan çok muzdaribim. Acaba oltaya mı geldim yani? Şimdi başka paylaşımları, başka fotoğraflar da var. Cadılar Bayramı'nı kutlayan, Hristiyan aleminin Cadılar Bayramı'nı fotoğraflar üzerinden kutlayan Metin Uca iki ünlüyü de bu fotoğraflarda kullandı. Onları da göstereceğim, yorumlarınızı alacağım. Ancak kısacık bir reklam arası. Şimdi gazeteci Metin Uca'nın paylaşımlarıyla devam ediyorduk. Bir kez daha tekrar edeyim. Halloween denen şey, Cadılar Bayramı, Hristiyan aleminin 31 Ekim'de kutladığı bir bayram. Enteresan şekilde ülkemizde de kutlanıyor. Metin Uca da enteresan bir şekilde Twitter'ında kutlamış. Bu birinci paylaşım fotoğraf. Nihat, diğer fotoğrafları da göstereyim mi? Göster. Hepsinden sonra mı yorum yapmak ama diğerleri beni ilgilendirmiyor. Bak, Hasan yani, bu. Diğerleriyle alakalı kişisel, tamam mı? Kişileri eleştirebilir. Kişileri eleştirme hakkı vardır. Cadılaştırma yani, hakkı var mıdır peki? Ya onun bileceği bir iş. Yani orada şu mesela Nihat Hatipoğlu. Nihat Hatipoğlu kendisi çıkar cevabını verir. Bir bireydir. Söz hakkı vardır. Hı-hı. Bana kalsa o da yanlış bir şey. Yani bak, bir insanın cadılaştırma... Aynı paylaşıma çok gelen bir başka. Bu da doğru değil. Ama en azından kişisel bir eleştiri dersin. Nihat Hatipoğlu Hoca bağlanır. Der ki arkadaşlar ben hakkımı helal ediyorum veya dava açacağım veya... O da farklı bir eleştiri getirir. O başka bir şey ama... Hoş değil tabii ama yani sen bütünüyle, bütün Müslümanlığı, İslam dinine bir hakaret olarak cadılaştırma var orada. Bir inanç özgürlüğüne saldırı var. Peki bir şey diyeceğim. O yüzden şu yani bence vahim olan kesinlikle bir öncekidir. Hani ayrıştırma yapmıyorum ama mesele şu. Az önce Atatürk hadisesinde ne dedik? Kabul edilemez bir şeydir. Toplumu ayrıştırma, koca koca ilim adamlarının yani ilme bilme katkısı olmayan, tamamıyla milletin sinir uçlarına dokunan, milletine zararlı olan, ne kadar zararlıysa o yapılan iş, bunun da ondan hiçbir farkı yok. Bunun da farkı yok. Bunun da farkı yok. Sen bütün Müslümanları cadılaştırıyorsun, şeytanlaştırıyorsun ya. Şeytanlaştırıyorsun. Kimse kusura bakmasın yani. Bu inanç özgürlüğü değil. Özgürlük dediğin şey başkasının hayatına küfretmek, faşistçe onu alçaltmak demek değildir. Faşistçe saldırmak demek değildir. Bu özgürlük olmuyor işte. Özgürlük bu değil yani. Şimdi yazısında da kaleminde de bir tiye alma var aslında. Diyor ki mübarek cadılar gününüzü tebrik eder. Mübarek bizim Müslümanların hı-hı kullandığı bir tabir. Değil mi? Yani bizim kutsalımıza mübarek diyoruz. Mübarek cadılar gününüzü tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Niyaz etmek de İslami bir terim. Niyaz etmek.
Ancak Cadılar Bayramı Hristiyanların bayramı. Yani hani işte fotoğrafta bu. Yazıda da bir şey görüyor musun Bircan? Ya şimdi televizyon çok büyük bir güç. Evet, bunun farkındayım. Televizyonda iş yapmak da çok güzel bir şey. Fakat o işten sıyrıldıktan sonra televizyonda iş yapmama kompleksiyle ve söylediklerinin artık ses getirmediği endişesiyle ne yapacağını şaşırıp, nasıl gündem olacağını şaşırıp insanların değerlerine kadar girmek, evlerine kapıyı çalmadan dalmak var. Bu Metin Uca gibi, dediğim gibi reklamdan önce de kendisini aydın, gazeteci ve bilirkişi olarak gören, toplumda da böyle kabul görmüş bir insan için çok acı bir durum ki böyle olmaz, bu iş böyle olmaz. Siz PR da yapacaksanız buralara bulaşmamalısınız. Üzülüyorum evet konuştuğum için, belki de bunu istedi. Ama bu da görmeden geçemeyeceğimiz bir gerçek ki siz şu anda burada insan ayırdınız. İnsan ayırmak hiçbir aydına yakışmaz. Yarın bir günde onlar seni ayırırlar. Yazık yazık, bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok ayrıştık ki. İşte bütün çıban başı bunlar, biliyor musun? Sözde baksan akil adamlar. Akil adamlar. Sözde baksan okumuş adamlar. Ki bunların alayı da cahil. Cahil. Akil insan demek, bilgili insan demek, aydın insan demek, toplumu aydınlatmak demek. Toplumu karartıyorsan, tamam mı? Toplumu karartıyorsan, toplumun inanç özgürlüğüne saldırıyorsan, inançlarına saldırıyorsan karanlık bir adamsın. Yani evliyaların, enbiyaların, alimlerin hep bahsettiği cahille sohbeti kestim felsefesi yok mu? Cahille sohbeti kestim. Cahilden kasıtları okuma yazma bilmeyen değil. O zamanın kedisi köpeği bile bizden daha alim. Allah ile savaşan, inançlarla savaşan insanlardır. Kastettir bu zihniyettir. Metin Hoca zihniyetidir işte. Metin Hoca zihniyetidir. Onların kastettiği cahille sohbeti kestim dost dost dedikleri, cahil dedikleri bu. Şimdi Metin Hoca bir açıklama yaptı Nihat. Açıklamayı ekrana tek tek getireceğim. Onu tweet daha atmış açıklama olarak ama. Çıkardığım şey şu, ben hicvettim. Esas cahil bu, benim hicvimi anlamayanlar diyor. Hicv mi? Bir bakalım hicv paylaşımı. Ya bu, bunun neresi hicv ya? Bu hicv mi? Bir diğer fotoğrafı da gösterelim arkadaşlar cevaba geçmeden önce. Nihat Hatipoğlu'nun mübarek Cadılar Bayramı'nı kutladığı paylaşımla bir Nihat Hatipoğlu Sayın Hocamızın fotoğrafını paylaşmış. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin böyle elinde kınalı Photoshop'la Tayyip Erdoğan'ın resminin yapıldığı bir paylaşımı. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu üç resmi paylaşmış. Az önce Atatürk atamızın, ülkemizin kurucusu, bu ülkenin çimentosu Atatürk'ten bahsettik. Atatürk'ün özeline hakaret eden insanların aldığı cezayı konuştuk. Şimdi Metin'e sorsan onlardan daha büyük Atatürkçü yok. Ama saldırdığı çarşaf, yani İslam dinine daha çok Müslüman bacılarımızın, analarımızın kullandığı çarşafa laf söyleyen Metin, mesela Atatürk'ümüzün değerli eşi Latife Hanım'ın çarşaf giydiğinden bir haber o zaman bu. Latife Hanım da giydi o çarşafı. Latife Hanım da giydi o çarşafı. Yani atamızın eşine de hakaret ediyorsun sen. Atamızın eşine de şeytanlaştırıyorsun, cadılaştırıyorsun. Ya artık bunlar bak, bunlar bu bitmiş tükenmiş tipler var. Bitmiş tükenmiş, artık toplum nezdinde itibar zerre miskal kadar itibarı kalmamış adamlar. Son dümeni bu. Hani köprüden önce son çıkış. Neye saldırayım da birileri bana baksın? Bak neye saldırayım da birileri bana baksın? Efendim İslam'a saldırayım, buradan 3-5 tweet alırım, birkaç kişi de bizi eleştirir, gündeme geliriz de acaba bir yerden de bir şey alır mıyız teklifi? Bak bu yüzdükleri derede boğulurlar. Bu, çünkü bu millet artık eski millet değil. Bu millet şunu idrak etti. Artık biz Osmanlı'nın torunu, Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Cami de bizim, okul da bizim, Abdülhamit Han da bizim, Fatih Sultan Mehmet Han da bizim, Atatürk de bizim, bizim oğlu bizim. Tamam mı? Bu millet artık bunu idrak etmiş ve bu millet artık cumhuriyeti büyütme, muasır medeniyetlerine çekme noktasında kendine hedef koymuş. Efendim böyle derede de boğulacak halimiz yok. Kimse de kusura bakmasın. Üstelik çarşaf giymeyi tercih eden de bu özgürlüğe sahip. Bir sürü çarşaflı sahip. Analarımız var. Mini kurban olsunlar çarşaflı analarımızın çarşafına. Kimse kusura sahip. Bakmasın. Hani şu kadınların giyim kuşamı, kılık kıyafeti üzerinden gerçekten bir şey yapılması, bir kadın olarak benim de sinirlerimi bozuyor. Ne yalan söyleyeyim. Peki Metin Hoca, önce şunu söyleyeyim. Bilal Özbilge yapımcımız kendisini aramış.
Uçaktaymış, tek kişilik gösteriler yapıyormuş. Uçaktan inerse yayınımız içinde kendisini bağlayacağız. Peki. Ancak kendisine bir açıklama yapmış Nihat yine Twitter'ından. Nasıl izah etmiş? Cevap hakkında vermiş olmamız lazım bir taraftan. Bu fotoğraflara tepkiler sadece senin, benim ve Bircan'ın değil. Çığ gibi büyüyünce kendisi açıklama yapma ihtiyacını bulunmuş. Kayan yazı olarak mı arkadaşlar? Biz mi okuyoruz açıklamaları? Peki bu 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Cadılar Bayramı'nda cadı avı 1. İroniyi açıklamak zorunda kalmak ne zormuş? 8 tweet Cadılar Bayramı'nın anlamsızlığıyla dalga geçmek içindi. Aslında diyor yani ben Cadılar Bayramı'nın anlamsızlığıyla dalga geçmek için bu paylaşımları yaptım. O zaman kardeşim Cadılar Bayramı dalga geçirse bir sürü cadı kıyafeti giyen ünlüler var. Onları getirip koyarsın. Ya bak şimdi sen okumadan ben bir onları o açıklamalarına baktım da güzel R yapıyor. Süslü cümlelerle, ağdalı Türkçesiyle öyle güzel bir R yapmış ki şu an açıkladığı yazıyı kendisi anlamayacak. Bak açıkla oku. Devam. Cadılar Bayramı tweetleri, işsizlik, yerel yönetimlere müdahale, bağnazlık varken uğraştığımızı, nelerle uğraştığımızı demek istiyor herhalde. Hicv ediyordu. Evet, evet. Bunca derdimiz varken Cadılar Bayramı ile uğraşıyoruz diye bir hiciv yapmış. Yine anlaşılmamış. Hı hı. Neruda'nın da dediği gibi henüz icat edilmedi. Anlamak istemeyen için bir dil deyip cadı avına kalktılar diyor. Oklar benim üzerime çevrildi demek istiyor. Anlamadığınız gibi bana saldırıyorsunuz diyor herhalde. Burada. Her şeyi siz anlarsınız ya. Tek bu ülkenin zekisi, kafası çalışanı sizsiniz. Türkiye gibi sorunlar yumağı ülkede Cadılar Bayramı'nı kutlamanın ironisi dinsel bayram söylemiyle hicvedildi. Yaptığı şey buymuş. Ha o yazı hani dinsel bayram söylemini kullanmasının nedeni de Türkiye gibi sorunlar yumağı ülkede Cadılar Bayramı kutlamanın ironisiymiş. E şimdi biri de Metin'e der ki bilmem ne günün kutlu olsun derse Cadılar Bayramı kutlu olsa derse ne olacak abi? Dünya bilmem neler günün kutlu olsa derse hakaret küfür babında söylüyorum. İnandırmıyor mu seni bu açıklamalar? Tatmin etmiyor. Ya inandırıcı ben kardeşim ben bu millete faydalı olmak istiyorum tamam mı? Bu millete koca koca ilim adamı, bilim adamı, tiyatrocu, sanatçı bunun adına sanat da denmez ya. Bu inanç özgürlüğüne aleni saldırıdır bak aleni saldırıdır bu. Hiç kimse kimsenin inancına saldıramaz. Cadılar Bayramı'nı kutlamak isteyen kutlasın. Bana ne? Kutlasın. Adam Hristiyandır kutlar. Hristiyan değildir yine kutlar. Bana ne abicim? Bana ne? Adam ona inanıyor. Onun dini ona, benim dinim bana. Onun inancı ona, benim inancım bana. Bana ne abi? Ama sen ne Hristiyanları inandığından dolayı, inancından dolayı Hristiyanları, ne Yahudileri şeytanlaştıramazsın. Ya da bir kadını kılığı kıyafetinden bir, dolayı cadılaştırmak. Ya yani böyle bir şey olur mu ya? Orta çağ hani Avrupa'sının karanlık zihniyetinden yazık. Bunun ne farkı var? Ya açık açık Metin Uca'ya paylaşımlarında Nihat Hatipoğlu'na. Ya din ya İslam diniyle savaş halinde bunlar. Çarşa ferace diyoruz değil mi buna? Burka galiba. Tam burka ferace mı acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte şu an gördüğümüz galiba. Bu kılıktaki hanımefendiye Devlet Bahçeli'ye cadı dedi. Açık açık bu. Yani açık açık bu ya. Cadılar Bayramı Cadılar Bayramı'nı hicvetmek için bunu yapmış. Ya yersen. Yersen öyle yaptı tabii. 50 dakika önce de bir şey paylaştı yine. Öyle mi? Esprilerinden anlamayan insanları inşallah bunu anlarlar diye bir karikatür paylaştı. Onu da anlamadık. Çünkü biz sizin... Ahmaklar da var. Bunlar da şey bulurlar yani kendilerine şakşaklayacak. Ah Metinciğim bravo veya ah can. O ahmak guru tamam mı? O birbirinin inancına küfür etmekten hoşlanan, birbirinin inancına küfür eden veya sadece İslam'a, Kur'an'a, Hazreti Muhammed'e küfür etmeyi aydın zanneden karanlık zihniyet olduğu müddetçe bu fazla çoğalması. Ben Allah bundan korkuyorum. Allah korusun. Toplumun bunları ezmesi, çok enteresan bir şey var. Yani. Senin söylediğin aynı şeyi Metin Hoca da söylüyor. Sen bir güruhtan bahsediyorsun evet. Ya. O da bir güruhtan bahsediyor. Neymiş bak açıklamanın güruh? Devamı. Sen bilmiyordun tam üstüne geldi yani, gerçekten. O kendisinden bahsetmiştir diyor güruh derken yani. Anlayan gül de geçti. Evet. Sadece paralı çalışan mi? Bir güruhun dini değerlerin arkasına saklanıp saldırmasına dek. Dini mi? Bir güruh varmış dini değerlerin ya. Arkasına saklanıp saldırmış paralı bir güruhmuş bu. Neyse cadı avına kalkan rezil güruh için
Twitter'a başvurumuz sonucu onlarca troll hesap askıya alındı. Pek çok kendisine tepki gelmiş. Herhalde delirmiş. O hesaplardan bahsediyor. Cadı avına çıkılan bu tweet ülkemizdeki bir Arap konuğun teknoloji ve gündelik yaşam çelişkisini irdeliyordu. Türkiye ironisini anlattığım tweet dizisini açıklamaktan ben utanıyorum. Rezil güruhsa anlamamaktan utanmıyor. O zaman metnin kutsal güruh diyor. O zaman Metin Uca'nın kutsalı gibi zıplamayacak. Zıplamaya hakkı yok. O zaman kardeşim size birbirinize o da çıkıp senin inancına, o da çıkıp hangi dine neye inanıyorsa bilmiyorum. Onun kutsalı neyse. İnsan olabilir. İnsan ateşe de tapar, puta da tapar. Neyse birileri de onun kutsalına hakaret ettiğinde, küfrettiğinde Metin Hoca zıplamayacak. Tamam, zıplamıyor. O zaman kendi pisliklerinde boğsunlar. Benim böyle bir gündemim olmaması lazım. Ben böyle bir gündemle uğraşmak istemiyorum. Peki son iki cümle Nihat Hatipoğlu niye kullanmış? Ya, cadı olarak onu söylemiş. Nihat Hatipoğlu çok sevilen bir adam. Hatipoğlu. Buna benzer garabet soruları Nihat Hoca'ya ben sormadım. Buradaki ironiyi anlamak için düşünmenizi öneririm. Hani sorulan sorular garabetmiş. Neyse, daha onun için önemli paylaşmış. Konularımız var İlkay'cığım. Bu adamları da çok fazla böyle gündeme getirmek de doğru değil. Bırakın bu zihniyet, karanlık zihniyet kendi karanlıklarında boğulsun. Ne anlayan anladı zaten. Son tweetinde söyleyeceğim. Hiç... Burada bir uyarım ya da olacak. Söyleme, neyi diyor ki ölümle tehdit edenler istedikleri o zaten. Ölümle bence. Tehdit edenler yargıya ulaştırılıyor. Hala anlamayanlar ben engellemeden hesabımdan hemen defoluyor. Kim hesaptan defolur, kim kalır bunu bilmiyoruz ancak bir kişi yaptığı hata nedeniyle ölümle tehdit etmek de olacak iş değil. Abicim işte yargı önünde bir hakaret ettiyse yargı önünde şikayetçi olmak ve onun hesabının görülmesini beklemek lazım. Bunu da vallahi söyleyelim. İslamiyet bu da olmaz. Bak Ebu Cehil'den beri 1400 yıldır 14 asırdır Metin Ucaların zihniyetinin ağababaları, tamam mı? Ağababaları İslam'ı söndürememişler. Metin'in bir iki tweetiyle sönmez. Ben sadece şunu söylüyorum. Yani bu ateş üfleyerek sönmez. Bu aşk, bu güneş, bu ışık, tamam mı? Sadece şunu söylüyorum. Allah aşkına ya, devlet büyüklerimizden de sesleniyorum. Herkesin kimliğinde İslam olmasın. Kurban olayım ya. Allah aşkına ya. Yani bazı insanlar, İslam'a küfreden insanların kimliğinde İslam yazması İslam'a en büyük hakarettir. Ben bunlarla aynı dini taşımıyorum. Benim dinime küfrediyorsa bu adamlar nasıl kimliğinde İslam yazar? Ey devlet büyükleri, şu işe bir el atın ya. Biz de bilelim kaçımız, yüzde kaçımız Müslüman, yüzde kaçımız değil, onu bilelim yani. Evet. Evet, Metin Hoca'nın esprili bir dili vardır doğru ama keşke yaptığı hicvi hepimiz anlayabilseydik. Vallahi bir şey anlamadık.